Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kek tarifim var. Anne keki yapacağız arkadaşlar. 5 dakikada mikser kullanmadan anne keki yapıyorum. 2 tane yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum ve 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Bardaklarım 200 miligramlık. Yumurta ve şekeri iyice karıştırıyorum. 1-2 dakika karıştırdığım yumurta ve şekerin içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Sütle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoğurtla da oluyor. Çok da güzel olur. Şu anda benim elimde süt yoktu. Yoğurt kullandım. Sizlere de tavsiye ederim. Her ikisiyle de oluyor. Bardağın dibine kalan yağı sızdırdım arkadaşlar. Başka bir şey koymadım. Yanlış anlaşılmasın. Öncelikle 1 su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu. Ne kadar un kullandığımı açıklamalar kısmına da yazacağım arkadaşlar. Oraya da göz atabilirsiniz. Şöyle 1 çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. Kek de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Karbonat keke ayrı bir güzellik veriyor. Kabarmasını daha güzel, pofur pofur olmasını sağlıyor. Şimdi ikinci bardak unumu ilave ediyorum. Şöyle yarısını koyalım. Her zaman kontrollü koymak iyidir. Gerekirse tekrar ilave ederiz. Bu arada sizlerden küçük bir isteğim var arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizler için. Sizlerin beğenisi, yorumları benim için çok önemli. Sizlerin sayesinde kanalım daha da güzel yerlere gelecektir eminim. Ve ben 2 su bardağı un kullanmış oldum. Akıcı bir kıvam. 1 su bardağı ceviz ilave ediyorum arkadaşlar. Elinizde var ise kullanabilirsiniz. Yoksa kullanmayabilirsiniz de tabii ki. Cevizle de kek çok harika oluyor. Şöyle bir kare borcam kullanacağım ve sıvı yağ ile borcamı yağladım. Kek hamurumu şimdi içerisine aktarıyorum. Her tarafına gelecek şekilde bir güzel yaydırıyorum. Şöyle bir iki kez yere vuralım ki şöyle kekimiz yerleşsin. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırına kekimin üzeri kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, anne kekim fırından çıktı. Bakın nasıl da güzel oldu. Hiç mikser kullanmadım gördüğünüz gibi ve harika bir sonuç elde ettik. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Soğuduktan sonra dilimleri ayırıp size de içini göstereceğim. Keki iyice soğuttuktan sonra şimdi dilimleri ayırıyorum. Şöyle bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle elime alacağım. Bakın. Mis gibi anne keki. Yumuşacık. Bakın. Denemenizi tavsiye ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.